Sevgili üçüncü sınıf arkadaşlarım hepinize yeni bir videodan merhaba bu videomuzda sizlerle ikinci ünitemizin değerlendirme çalışmalarını birlikte yapacağız arkadaşlar bundan önceki videoda konu anlatımını yaptım muhakkak onu dinleyin daha sonra soruları birlikte yanıtlayalım bizler instagram sayfamızı öğretmenimden takip edebilirsiniz ve kanalın oynatma listesi kısmında diğer ders kitaplarınıza ait videoları bulabilirsiniz birinci soruyla başlıyorum Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını farklı stratejiler kullanarak tahmin ediniz ve karşılaştırınız demiş. Yuvarlayarak yapabiliriz. 81'i 80'e tahminime bakıyorum. 80'e 47'yi de 50'ye 47 50 yuvarladım. 130 gerçek sonucuma bakıyorum. 81 artı 47 diyorum. 128. Tahminim 160 artı 200 dedim. 360 gerçek sonucum. 358 oluyor. Yine tahminim 600 artı 150 dedim 750. Gerçek sonucum 608 artı 153. 761 oldu arkadaşlar. Verilen işlemlerin sonuçlarını zihninizden bulunuz. Hemen 7 onluk, 2 onluk daha, 9 onluk yanına bir sıfır ekledim. 48'e 13 ekliyorum. 61. 54'e 26 ekliyorum. Önce 7 onluğum vardı. Buradan da bir onluk geldi. 8 onluk 80 yaptım. 678'e üstüne ekleyerek 79, 80, 81, 82, 682 olarak yazıyorum. 719'a 5 ekliyorum. 724 oluyor yanıtım. 820'ye 6 ekledim. 826. 600'e 80 ekledim. 680. 400'e 50 ekledim. 450. 700'e 90 ekledim. 790 buldum yanıtlarımı. Sercan ağacın kuşları saydı. Ağacın dalında 4 kuş vardı. Kaç kuş daha konarsa 100 kuş olur. Toplamdan verileni çıkarırsam diğer verilmeyeni bulurum. 96 olur benim yanıtım. Toplama işlemlerinde verilmeyeni bulacağız. 55'ten 23'ü çıkarıyorum arkadaşlar. 32 buluyorum yanıtımı. 70'ten 51'i çıkarıyorum. 19 buluyorum yanıtımı. 63 ile 9'u topluyorum. 72. 82'den 72'yi çıkarıyorum. 10 buluyorum yanıtımı. 258de 153 topluyorum 411 413'ten 411'i çıkarıyorum 2 buluyorum yanıtımı yine 237 ve 152 topluyorum 389 409'dan çıkarıyorum 20 buluyorum yanıtımı 400'e ne eklersem 500 olur 500'den 400'ü çıkarıyorum 100 buluyorum yanıtımı rakamlarımı bulacağım 2 artı 1 3 8'e 1 eklersem 9 olur 5 artı 3 8 8'e ne eklersem 2 olur 2 olmaz öğretmenim 12 olur eldeli olur 4 eklersem 12 olur 9'a 4 ekledim 13'ün 3'ü elde var 1 buraya 1 elde geldi 5 1 daha 6 şimdi 6'ya ne eklersem 14 olur Öğretmenim 8 eklersem 14 olur diyeceğim. 91'i bitirdim, 92'deyim. 6. soruya baktım. Atık pil toplama kampanyasında 3A sınıfı öğrencileri 99, 98 pil. Yazalım hemen. 3A 98. 3B 3A sınıfı öğrencilerinin topladığı pil sayısından 4 fazla pil topladı. 4 ekliyorum. 102 pil. Bu iki sınıftaki öğrencilerin topladığı toplam pil yani 102 artı 98. 200 pil oluyor arkadaşlar yanıtım. Bir müzede 25 kişi vardı. Bu müzeye 40 öğrenci ve 5 öğretmenin olduğu bir grup geldi. Kaç kişi oldu? 25 artı 40 artı 5 diyorum. 70 buluyorum yanıtımı. Bir çiftlikteki ineklerin sayısı 175. İyi 175. Koyunların sayısı ineklerin sayısından 30 fazla. Koyun için 30 fazla istiyorum 175'e 30 ekledim 205. İnek ve koyunların sayılarının toplamını sormuş. 205 artı 175 380 bulurum yanıtımı C seçeneği. Bir parkta 11 erkek çocuk vardır. Bu parktaki kız çocuklarının sayısı erkek çocuklarının sayısından 3 fazladır. Erkek 11. Kız 3 fazla demiş. 11 artı 3 14. Toplama işlemi gerektiren bir problem kurunuz. Toplam kaç çocuk vardır diyelim. Erkek artı kız diyorum. 11 artı 14 25. 10. soruya baktım. Verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin edeceğiz ve gerçek sonuç ile karşılaştıracağız. Tahminim için T dedim. 90'dan 30'u çıkarıyorum. Yuvarlama yaptım. 60. Gerçeğe baktım. 89'dan 32'yi çıkaracağım. 57. Aradaki fark 3'tür. 171'i 170'e yuvarladım. Tahminim diyorum. Eksi 38'i 40'a yuvarladım. 130. Gerçek sonucuma bakıyorum. 171 eksi 38. 133 oldu yanıtım. Aradaki fark 3. 594'ü tahmini olarak 600'e, 216'yı da 200'e yuvarladım. 400 buldum yanıtımı. Gerçek sonucuma bakacağım. 594 216. 8 7 3 378 buldum yanıtımı arkadaşlar. 11. sorudayım. Hulusi 53 soru çözdü. Bunların 11'i matematik, 13'ü İngilizce ve geriye kalanları Türkçedir. Kaç Türkçe sorusu çözmüştür? Bakıyorum. Matematik ve İngilizceyi topluyorum. Mat artı İngilizce. Yani 11 artı 13. 24. Toplam benim sorum 53'tü. 24 tanesini biliyorum. Geriye kalanı Türkçedir değil mi? 24'ü 53'ten 24 çıkarıyorum. 29 buluyorum yanıtımı. Seher harçlıklarından 110 TL biriktirdi. Dedesi Seher'e 30 TL verdi. Seher 16 TL'ye kitap, 7 TL'ye defter aldı. Kaç lirası kaldı? Toplam parası önce 110 ile 30'u topluyorum aldığı harçlıkla birlikte 140 oldu. Sonra harcananı burada belirtelim. 16'ya kitap, 7'ye defter aldı. Topla. 23 TL de harcadı toplam parasından yani 140'tan 23'ü çıkararak yanıtımı bulabilirim. 117 TL'dir benim yanıtım B seçeneği. 13'e baktım. Her şekil 3 kişiyi gösteriyor. Grafiğe göre soruları yanıtlayacağım. Doğru ise D, yanlış ise Y diyeceğim. Hafta sonu etkinlik yapan öğrencilerin sayısı diğer günlere göre fazladır. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9 topladığımda 21 kişi hafta sonu yapıyor. 3, 6, 9, 12 kişi hafta içi yapıyor. Doğru. Pazartesi ve salı günü etkinlik yapan öğrenci yoktur. Doğru. Öğrencilerin çok cumartesi günü etkinliğe katılmaktadır. 12 kişiyle. Evet bu da doğru. Pazar günü etkinlik yapan öğrenci 12 demiş. 3, 6, 9'dur değil mi arkadaşlar? 12 değildir. Bu yanlış. 9 olacak yanıtım. Salı günü kantinde en fazla hangi ürünlerin satıldığını soran Ayhan elde ettiği verilerle yandaki şekil grafiğini oluşturmuş. 14, 15 ve 16, 17. soruları buna göre yanıtlayacağız. Her şekil 10 ürünü gösteriyor. Satılan simit ve ayranların sayısının toplamı. Simit ayran demiş. 10, 20, 30. Ayran 30. Simit 10, 20, 30, 40, 50. O zaman topluyorum. 50 artı 30. 80. Kaç tane içecek satılmıştır? Ayran ve su içecektir. Ayran 30, su 10, 20, 30, 40, 50, 60. Yani 60 ve 30'u topluyorum. 90 buluyorum yanıtımı. Satılan tost sayısı simit sayısından kaç eksiktir? 10, 20, 30, 40 tost, 50 simitti. 50 eksi 40, 10. Grafikte verilen bilgileri kullanarak toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problem kurunuz. Simit ve tostların sayısı simit ve tostların toplam sayısı sulardan kaç fazladır dedim. Fazladır. Simit ve tostları topluyorum. 50 artı 40 90. Suların farkına bakacağım. 60 su satılmış 90 simit ayran simit tost o zaman 90'dan 60'ı çıkararak 30 yanısını buldum 17. soruda 18 Reyhan çiçek almak için gittiği çiçekçi hafta sonu en çok sattığı 3 çiçeğin sayısını sormuş ve bu tabloyu oluşturmuş soruları yanıtlayalım menekşe tercih edenlerin sayısı 50 karanfil tercih edenlerin sayısı karşısına bakıyorum 40 en çok tercih edilen çiçek Bakın 60 burada en büyük sayıdır. Bu da gülmüş. Gül işaretledim. 18. sorudaki tablodan yararlanacağız. Şekil grafiğini defterinize çiziniz demiş arkadaşlar. Yine şu şekilde menekşe, gül, karanfil deyip 10 20 30 40 50 60 şeklinde belirtip çiçekleri çizerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Menekşe gül ve karanfili belirledim. Menekşe için arkadaşlar 50 demiş. 10 20 30 40 50. Gül için 60 demiş. 10, 20, 30, 40, 50, 60 çizebilirsin. Karanfil için 40 demiş. 10, 20, 30, 40'ı yazabilirsin. Çiçekler. Buraya da satılan çiçek sayısı diyebilirsin. Şu kısmada altada not. her şekil 10 çiçeği gösterir ya da temsil eder diyebilirsin. Bu şekilde sorumu yanıtladım. Bir sonraki videomda 3. üniteme geçiş yapacağım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizler Instagram sayfamızı ilkokul öğretmenimden takip etmeyi unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.